Dostlar tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Bohemia oynayacağız. Ama biraz daha farklı oynayacağız. Katolik olarak kalmayacağız. Hüsait olarak devam edeceğiz yolumuza. Oyunumuza başlamadan önce tabii ki de burada estate'lerimizi halletmemiz gerekiyor. Bohemia oyuna %30 Crownland'la başlamayan birkaç tane ülkeden birisi. O yüzden burada bütün estate'lerimizi hallettikten sonra normal bir şekilde %5'te değil %10'la başlamış olacağız oyunumuza. Hemen estate'lerimizi halledelim ve geri dönelim. Evet dostlar, estate'lerimizi hallettik. Bir tane diyetimizi aldık. Bir kere de sizlendimizi attık. Burada direkt olarak bütün vermem gereken privilege'ları verdim. Çünkü %5'le değil, %10'luk bir Crownland'da başlıyoruz. O yüzden burada herhangi bir şekilde fazla otonomi cezası da yemeyeceğiz. Diyette tabii ki de her zaman olduğu gibi işinize ne geliyorsa, hangisini en kolay yapabileceğinizi düşünüyorsanız onu seçmenizde fayda var. Onun dışında dostlar, rival'larımıza gelecek olursak burada Avusturya'yı seçeceğiz. Aynı şekilde Polonya ve Macaristan'ı da seçeceğiz. Burada Cap'te bir tane de altın madeniyle başlıyoruz. O yüzden bunu da elimizden geldiğince 10 base production'a kadar getireceğiz. Hemen advisor'larımıza da bakalım. Burada missionary strength varmış. Bunu alalım çünkü topraklarımızı Hüsait'e convertlememiz gerekecek. Burada bir tane de spy network construction advisor'ım varmış. Bunu da aynı şekilde alıyorum. Bir tane de moral of armies'im varmış. Bunu da alayım hatta. İttifaklık seçeneklerimize gelecek olursak dostlar, burada elektörlerle ilk başlarda ittifak olmak zorundasınız. Çünkü bir kere Hüsait'e geçtiğiniz zaman bir daha bu ittifaklıkları kuramayabilirsiniz. O yüzden bunları hızlı bir şekilde halletmeniz gerekiyor. Burada aynı şekilde Trier'le de ittifak olacağım. Hatta üstüne bir de Köln'le dahi olabilirim ama burada yapmanız gereken bir diğer şey de dostlar, Macaristan'a bir tane Bootspy Network atmanız olacaktır. Bu arada Macaristan'a direkt olarak savaş açamıyorsunuz. Çünkü 1449'a kadar tam olarak şurada gerçekleşen Varna Savaşı'ndan ötürü ikinizin arasında bir barış var. Ve aynı şekilde Polonya, Bohemia ve Macaristan'da da herhangi bir şekilde lider olmamasının sebebi 3. Vladislav'ın Varna Savaşı'nda katledildikten sonra bu ülkeler tamamen kralsız kalıyorlar. Bu da böyle bir tarihi anekdot olsun sizlere. Onun dışında dostlar, burada sizlerden yapmanızı istediğim bir diğer şey de aynı şekilde 6 tane piyade basmanız olacaktır. Ve bir de burada unutmadan military power'ıma odaklanmak istiyorum ki military teknoloji 4'ümü çok daha erken bir dönemde alabileyim. Onun dışında burada bir de Burgundi ile de ilişkimi geliştireceğim. Bakarsanız belki Burgundi'nin inheritance'ı da aynı şekilde alabiliriz. Artık ordu bakımlarımı kapatacağım ve oturup bekleyeceğim sadece. Barışımız dolduktan hemen sonra Macaristan'a da savaşımızı açacağız. Onun dışında dostlar, burada Compacts of Basel diye bir tane event gelecek ya da Basel, artık siz nasıl okumak isterseniz. Honor the Compacts diyeceksiniz ve böylelikle de Hüsait'e geçtiğiniz zaman Katolik topraklarınız isyan etmeyecek veyahut Katolik olarak kalırsanız da Hüsait topraklarınız aynı şekilde isyan etmeyeceklerdir sizlere. Burada sizlerden istediğim bir diğer şey de Avusturya'ya da aynı şekilde Bootspy Network atmanız olacaktır. Avusturya'da da bir tane görevimiz var. Kendilerine bir tane Humiliate atmamız gerekiyor ki görev ağacımızdan da aynı şekilde devam edebilelim. Burgundi ile yeteri kadar ilişki geliştirdiğim için kendisiyle ittifak oluyorum. Ve sonrasında bir tane de kendilerine Royal Marriage atacağız. Pozzuoli şehrine bir tane de Fabricate Claim atacağım ki savaş sevimli olsun. Çünkü direkt olarak Macaristan'a karşı bir savaş sevimimiz maalesef ki yok. Avusturya'nın lideri öldü ve imparator olarak biz seçildik. Bu da gayet işimize yarayacak bir şey açıkçası. Hatta bakalım, şu anda belki Fransa ile daha iyi ittifak olabiliriz ki kendilerini de aynı şekilde savaşa çağırabiliriz belki. Fransa ile ittifak olabilmeme rağmen olmayacağım çünkü kendisi şu anda Yüzyıl Savaşları'nda, eğer ki ben ittifak olursam direkt olarak beni savaşa çağıracaktır. Ben de bunu açıkçası istemiyorum. Evet dostlar, burada hele şükür ki eventimiz tetiklendi. Burada 3 seçeneğimiz var. Birincisini seçersek ülkemiz müsait olacak. İkincisini seçerseniz ülkemiz Katolik kalacak ama liderimiz Hüsait olacak. Üçüncüsünü seçersek de mevcut hükümdarımızı tutmuş olacağız. Ama tabii ki de ben bunu yapmadan önce mümkünse Fransa ile ittifak olmak istiyorum. Ve birinci seçeneğimi seçeceğim. Gene aynı şekilde şu görevimizi de kabul edelim. Şimdi dostlar, burada yapmanızı istediğim sizlerden şöyle bir şey var. Geleceksiniz din sekmenize. En fazla religious unity hangi toprağınız veriyorsa ondan başlayarak convertlemeniz olacaktır. Ama bundan önce, daha doğrusu onları convert derken de aynı şekilde o toprağın eyaletinde Enforce Religious Unity yapacaksınız ki çok daha hızlı bir şekilde o toprakları convertleyebilin. Burada liderimize geldiğine göre artık burada yapmamız gereken tek şey Macaristan'la olan barışımız bitene kadar beklemek olacaktır. Sonunda burada Macaristan'la olan barışımız bitti. Direkt olarak bütün ittifaklıklarımızı çağıracağız ve Pozon için savaşımızı artık açabiliriz. Bu arada dostlar, Viyana'daki kaleyi de Avusturya kapatmış. Böylelikle daha hızlı bir şekilde
şekilde buraları siege'leyebileceğiz. Direkt olarak burada Avusturya'ya odaklanmak istiyorum. Avusturya'yı savaştan çıkardıktan sonra zaten Macaristan burada bizim için çok kolay olacaktır. Elimizdeymişken Avusturya'dan bir tane de Humiliate alabiliriz ki görevlerimizi de aynı şekilde tamamlayabilelim dostlar. Şu anda artık tek yapmamız gereken hızlı bir şekilde bu toprakları kuşatmak ve sonrasında da yolumuza devam etmek olacaktır. Güzel. Viyana hele şükür ki düştü. Burada aynı şekilde Avusturya'dan da bir tane Humiliate artı full para. Bir de üstüne War Reparation alacağım. Savaşımıza devam edebiliriz ondan sonrasında. Burada Pozani'yi de aynı şekilde ele geçireyim ki savaş skoru da aynı şekilde kazanabilelim. Direkt olarak gidelim şuradaki Trensen'i de kuşatalım hatta. Onun dışında dostlar burada aynı şekilde Glogov ve Opol ile de ilişkinizi geliştirmeniz gerekiyor. Çünkü yıl 1454 olduğunda onları da aynı şekilde integrate'lemeye başlayacağız. Güzel, burada peş kuşatması da aynı şekilde bitmiş. Burada direkt olarak artık gidelim. Diğer toprakları da kuşatmaya devam edelim istiyorum. Hatta şurada ufak bir Carpet Siege daha yapabiliriz. Güzel. Yani 100 dukat artı Humiliate alıyoruz kendisinden. Bir de War Reparation alıyoruz zaten. Direkt Sentiment diyelim ve kendisini de savaştan çıkartalım böylelikle. Bu arada görevlerimizden bir tanesini daha tamamlamış olduk dostlar. Artık Brandenburg üzerinde bir tane Subjugation savaş sebebimiz var. Ama keşke bunu direkt olarak almasaydık. Benim gibi yapmayın abi. Direkt her şeye, önünüze gelen her şeye tıklamayın yani. Şuradaki iki kalede düştükten sonra büyük ihtimallikte bu savaşı çok rahat bir şekilde bitirebileceğiz. Müsait oynarken alacağınız ilk edict burada National Manpower Modifier olsun. Veyahut War Score Cost vs. Other Religion da olabilir. Artık burası tamamen size kalmış ama ben burada National Manpower Modifier alacağım. Dostlar burada aynı şekilde Trensen kuşatması da bitti. Artık birkaç tane kuşatmamız gereken toprak kaldı. Onları da kuşattıktan sonra zaten barışımızı yapıp savaştan çıkabileceğiz. Burada aynı şekilde dostlar Defender of the Fate'i de alacağım ki ekstradan bir tane daha misyonerim olsun istiyorum ki böylelikle topraklarımızı çok daha hızlı bir şekilde konvertleyebileceğiz. İhtiyacım olan savaş skoruna ulaştığım için direkt olarak şöyle bir yılanlamak istiyorum Balkanlara kadar ki böylelikle burada Sırbistan'a da aynı şekilde saldırabiliriz. Direkt olarak bütün parasını alabildiğim kadar parasını alacağım ve aynı şekilde hatta para almak yerine direkt olarak War Reparation alalım. Üstüne bir de alabildiğimiz kadar para alalım. Böylelikle bu bizim çok daha işimize yarayacaktır diye ümit ediyorum. Böyle garip bir yılanladık ama bu yılanlama taktiksel bir yılanlama. Öyle herhangi bir şekilde border gore yapmak için yılanlamadık dostlar. Şuralarda aynı şekilde concentrate development yapacağım. Çünkü buralar zaten bizim, özellikle şu bölge bizim kabul edebileceğimiz bir kültür grubu değil. Gördüğünüz gibi aynı şekilde Slovaklar da öyle. O yüzden burada da aynı şekilde Concentrate Development yaptım. Eflada bir tane claim'imi atacağım ve sonrasında kendilerine de saldırmak istiyorum. Macaristan Savaşı'nı biraz daha geciktirebilirsiniz ki böylelikle buradaki Hussite Resurgence görevini de tamamlayıp Prag'da bir tane Hussite Center of Reformation kazanabilirsiniz. Direkt olarak Efla'da aynı şekilde saldıracağım ve gidip kendisinin bütün topraklarını işgal edeceğim. Sonrasında gerekirse kendilerini de aynı şekilde anexleyebiliriz. Aynı şekilde dostlar burada Sırbistan'a da bir tane claim'imizi attık. Kendisiyle de en yakın zamanda yeniden savaşabileceğiz. Giurgiu'daki kuşatmam da aynı şekilde bitti. Burada aynı şekilde bir tane de Religious Unity Edict'i alacağım. Bunu ileride değiştirebiliriz. Herhangi bir şekilde zararı olmayacaktır bunun bize. Komple anexleyecek olursam gördüğünüz gibi burada biraz bize koalisyon kurulabilir. O yüzden burada elimden geldiğince ağırdan almaya çalışıyorum. Bohemia ile oynarken sizlere önerebileceğim ilk government reform olarak ya Noble Officer Corps alabilirsiniz ya da buradan gelirsiniz Strength Noble Privilege alırsınız. Ben burada Noble Officer Corps'u tercih edeceğim. Army Tradition'ım mümkün olduğunca hep yüksekte olsun istiyorum. Son Hussite Edict olarak da benim sizlere önerim Yerli Army Tradition DK -%1'i alabilirsiniz. Böylelikle gördüğünüz gibi yıllık 0,23'lük bir Army Tradition artışımız var. Kale ve aldığımız Government Reform haricinde herhangi bir şekilde de bonusumuz zaten burada yok. Brandenburg'da olan barışımız da bitti. O yüzden kendisine aynı şekilde Subjugation savaş sebebiyle savaşımızı açacağız. Ama tabii ki de şu toprakları interest olarak işaretlememizde fayda var. Olur da bizim ittifaklarımız buraları bize devretmek istemezse diye yapalım ki bunu herhangi bir şekilde sıkıntı çıkmasın. Brandenburg Savaşı'nı direkt olarak bitirebiliriz. Çünkü zaten o toprakları kendimize almayacağımız için herhangi bir şekilde sıkıntı da çıkmayacaktır. Hussite Resurgence görevimizi de alabiliyoruz. Böylelikle gördüğünüz gibi şurada da bir tane Center of Reformation'ımız oldu. Yani bu ne manaya geliyor? HRE'yi nereden bakarsanız
60-70 belki de 100 sene öncesinden direkt olarak mahvetmiş olacağız. Direkt olarak burada Efla aneksiyeceğim. Üstüne bir de yapabiliyorsam Concentrate Development yapacağım. Bir yandan da şuradaki Glogov ve Opole vasallarımı da anekslemeye başlayabilirim. Hatta üstüne bir de şuradan Nobility Integration Policy'yi alacağım. Ki böylelikle kendilerini de daha kolay bir şekilde anekslemiş olacağız. Burada büyük ihtimalle Brandenburg'u vasallayamayacağız. Çünkü şöyle bir sürpriz bekliyor bizi gördüğünüz gibi. Brandenburg çok büyük olduğu için onu vasallamak bize bayağı burada bir agresifliğe mal olacaktır. O yüzden hiç böyle bir işe kalkışmamak bizim yararımıza. Hatta yapabiliyorsam Brandenburg'u daha iyi Force Religion yapacağım diyecektim ki yapamıyormuşuz. Okey. Şu şekilde kendisini küçültelim ve bütün ittifaklarını da aynı şekilde bozacağız. Bakarsanız ileride Brandenburg'a birileri saldırır ve onu küçültürse biz de aynı şekilde yeniden ona saldırıp kendisini vasalımız haline getirebiliriz. Şurada gene aynı şekilde Burgund diye de bir tane Royal Marriage'imizi atalım. Kendisini de aynı şekilde full parasını alalım. War Reparation alalım. İki tane de devleti, daha doğrusu bir tane devleti serbest bırakıp bir tane Ştetin'in konunu da kendisine iade ediyorum böylelikle. Bütün otonomilerimizi de düşüreceğiz. Biraz oturup artık bekleyeceğiz ki hem asker limitimiz artsın, hem otonomilerimiz düşsün, hem de aynı şekilde Polonya-Litvanya savaşına bir hazırlığımız olsun istiyorum açıkçası. Burada bakmak istediğim şey şu. Güzel Maziristan Matthias Corvinus için gitmiş. Ki bu da şu manaya geliyor. Avusturya burada Macaristan'la olan ittifaklarını bozacaktır diyecektim ki zaten bozmuş. Burada bir de Restoration of Union'ı var. O yüzden kısa zamanda büyük ihtimalle de herhangi bir şekilde Avusturya-Macaristan ittifakı görmeyeceğiz demek oluyor bu da. Söylemeyi unuttuğum için de kusura bakmayın. Oyun başında Bohemia %10'luk bir army profesyonellikle başlıyor. O yüzden iki kere de Slaken Recruitment yapalım burada. Hatta mümkünse iki tane de general basalım. Bir kere daha Slaken Recruitment yapalım hatta. Sonrasında zaten gerekirse paralı asker grubu tutup Polonya-Litvanya Birliği'ne karşı savaşırız. Artık bir tane de paralı asker grubumu çıkarmak istiyorum. Ve sonrasında artık Polonya-Litvanya'ya savaş açacağız dostlar. Macaristan'la olan barışımız ne zaman bitecek? Ona bir kontrol edelim. 1466'da. Hatta şu anda Polonya-Litvanya'dan önce mümkünse Macaristan'a Personal Union'i alırız. Ondan sonrasında da zaten Polonya-Litvanya birliğini hallederiz hep beraber. Dostlar burada Bohemia ile oynarken sizlere önerebileceğim ilk idea grubu ya Quality olur, ya Offensive olur, ya da Quantity olur. Çünkü gördüğünüz gibi ordu sayımız açıkçası çok yok. Quality idea'mı tercih edeceğim. Güzel, burada Moskova ile de aynı şekilde ittifak olabiliyormuşuz. Olalım o zaman. Herhangi bir şekilde zararı dokunmaz. Hatta sonrasında kendisiyle bir tane de Royal Marriage dahi atabiliriz. Justified Wars'u alacağım. Çünkü elimden geldiğince koalisyonlardan kaçınmak istiyorum. Evet, editlemenin gücü adına yıl 1466 oldu ve artık Macaristan'a da Restoration of Union'la savaşımızı açabiliriz. Direkt olarak kendisini de burada aynı şekilde Union with Hungary diyelim. Bakalım herhangi bir koalisyon tehlikesi var mı? Yok. Bir de mümkünse şuralardaki korlarını kaldırmak istiyorum kendisinin. Hatta para almayalım, gerek yok. Tamamdır, artık peş kuşatması da bittikten sonra zaten savaşımızı bitirebileceğiz diyecektim ki beklememize daha iyi gerek yokmuş. Direkt olarak şöyle yapalım ve savaşımızı böylelikle de bitirmiş olduk. Şu şekilde görevimizi alalım ve devam edelim. Burada da gene aynı şekilde Sırbistan'a saldırabiliriz ama şu anlık bir dursun, beklesin. Çünkü ondan öncesinde hem Macaristan'la ilişki geliştirmemiz gerekiyor, hem de aynı şekilde Polonya-Litvanya savaşına da hazırlanmamız gerekiyor dostlar. Bu arada Polonya hala Military Technology 4. Direkt olarak kendilerine saldırıp şu anda büyük ihtimal tekme tokat dövebiliriz. Öyle güzel bir avantajımız var. Kendisini Enforce Religion, tamam, şu anlık yapamıyoruz, okey. Moskovi'den de aynı şekilde bir tane köre favors yapalım dostlar. Köre favors'ımız 10 olduğunda zaten Polonya-Litvanya'yı da aynı şekilde burada Personal Union'ımız olarak alabileceğiz. Tamamdır, artık şuradaki Polish Diplomacy görevimizi de aynı şekilde alabiliriz. Bunu direkt olarak aldım çünkü zaten burada Polonya genellikle güçlü ülkelerle ittifaklık kurmuyor. Hani ne bileyim Sile'dir, ne bileyim işte Wolgast'tır, Stettin'dir, bu tarz devletlerle ittifaklık kuruyor kendisi. O yüzden burada herhangi bir şekilde korkum da yok açıkçası. Moskova'daki köre favors'ımız da aynı şekilde 10 olsun. Burada Polonya-Litvanya'da savaşımızı açacağız zaten artık. Evet dostlar, burada Moskova ile de köre favors'ım aynı şekilde 10 olduğu için kendisini savaşa çağıracağım. Take capital Warsaw,
Restoration of Union savaş sebebiyle de savaşımı artık açabilirim. Burada Moskova da aynı şekilde bize yardım edeceği için sanmıyorum ki çok zorlanalım. Eğer ki dikkatli bir şekilde oynarsak Polonya bize dokunamadan bu savaşı bitirme şansımız var. Güzel, Poznan kuşatmamız da bitti aynı şekilde. Direkt Pula'ya doğru ilerleyelim. Sonrasında Varşova'yı da kuşatırız. Zaten buraları kuşatmamız bize büyük ihtimalle de yeteri kadar savaş skoru sağlayacaktır. Eğer ki sağlamazsa savaşmaya devam ederiz. Çok önemli değil. Zaten yakında Krakow kuşatması da burada aynı şekilde bitecek. %49'a kadar geldi diyecektim ki zaten. Hali hazırda bitmiş bile bulundu. Güzel, Plock kuşatması 141 gün gibi. Çok kısa bir sürede bitti. Direkt olarak artık ufaktan bir Carpet Siege'imize başlayabiliriz. Özellikle Polonya'nın kuzey kısmında. Macaristan'la da zaten yakında ilişkimiz pozitife geçmiş olacak dostlar. O yüzden kendisi de burada umalım ki bizim ordularımıza birleşmeye başlayacak. Bu arada Polonya'yı Union yaparsak, bu arada sıfır koalisyon. Yani neredeyse Orta Avrupa'nın tamamını ele geçiriyoruz ve sıfır koalisyon yiyoruz abi. Polonya'yı Personal Union'a almaya bayılıyorum ya. Bir taşla iki kuş vuruyorsunuz. Bir pizza alıyorsunuz, yanınızda promosyonunu da getiriyorlar. O yüzden gayet tatlı bir olay. Polonya Personal Union'ı. Eğer ki Litvanya'yı kendisine Personal Union olarak aldıysa tabii ki de. Hesse'ye düştü abi. Burgundian Inheritance. Yo. Palatinat. Burgundian Inheritance kime düştü? Hesse dedi, Palatinat dedi. Yani. Abi bir dakika, Palatinat'ı kendisi Personal Union'a almış. Vay be. Varşova da aynı şekilde düşmüş bulundu böylelikle dostlar. Direkt olarak şu ordularımızı da Podolia'ya gönderelim. Bu arada keşke Giurgiu'daki kaleyi silseydik ya. Bak unuttuk onu. Güzel, Podol kuşatması da aynı şekilde bitti. Güzel, Tuchel kuşatması da bitti. Direkt olarak gidelim Danzig'i de kuşatmaya başlayalım. Gidelim aynı şekilde Königsberg'i de kuşatmaya başlayalım. Büyük ihtimal Königsberg'i de kuşattıktan sonra zaten yeteri kadar savaş skorumuz olacaktır. Bir de dostlar aynı şekilde burada Rudohorie'ye de production binası basacağım. Ve burayı da mümkünse 20 development'a getirmeye çalışacağım. Böylelikle görev ağacımızdan da bu toprağa buff alabiliriz. Yani bu topraktaki üretilen ham maddeye daha doğrusu. Güzel, Königsberg kuşatması da bitti. Bitirebiliyor muyuz artık savaşı peki? Bitirebiliyoruz, para. 54 dukat. Daha ne isteyelim? Litvanya ve Polonya ile de zaten ilişkimizi geliştireceğiz dostlar. Burada aynı şekilde Polonya ile de ilişkimizi geliştirelim. Ve dostlar burada 3. Government Reform olarak benim sizlere önerim Centralized Monarchical Bureaucracy'yi alabilirsiniz ki böylelikle topraklarımızdaki otonomiler çok daha hızlı bir şekilde düşsün. Biraz daha oturacağız, bekleyeceğiz. Ve sonrasında Balkanlarda kalan topraklarımızı da geri alacağız dostlar. Hatta şöyle yapalım. Şuradaki toprakları şöyle interest olarak eklemek istiyorum. Olur da Macaristan belki buralarda bir claim oluşturursa direkt olarak ikisini birden de annexleyebiliriz tabii ki de. Bu Emin Kristal görevimizi de alalım aynı şekilde. Tamamdır. Burada dostlar mümkünse şuradaki Freedom to Preach'i kaldıracağım. Pasifizmi alacağım. Improve Relation artı %30. Mümkünse bir de şuradan şunu da alacağım. Oturup bekleyebilirim. Ta ki ilişkilerim gelişene kadar. Dostlar unutmadan şunu da söylemekte fayda var. Elinizden geldiğince Personal Union'larınızı Enforce Religion yapın ki sizin dininize geçsinler. Siz de burada aynı şekilde daha fazla buff alın Defender of the Faith'ten. Örnek vermek gerekirse şu anda 5 tane ülke Hüsait olduğu için aşağıdaki buff'ları alıyoruz. Eğer ki 10 ülke olursa 3. tier buff'larınızı alacaksınız. Bunlar da tabii ki de önemli şeyler. Vasallarınızın topraklarını da aynı şekilde kendi dininize konvertleyebilirsiniz. Tabii ki de gönül burada isterdi ki Macaristan, Hırvatistan Personal Union'ını kaybetmeseydi ama yapacak bir şey yok. Söylediğim gibi her zaman her şeyi maalesef ki kazanamıyorsunuz. Tabii ki de oyun tamamen RNG based olduğu için oyun sizin önünüze ne koyuyorsa abi mümkün olduğunca siz de ona göre kendinize bir yol çizip ona göre devam etmeniz gerekiyor ki oyundan maksimum şekilde hem eğlenip hem de verim alabilirsiniz. Bir tane daha general atamak istiyorum. Bayağı kötü geldi. Neyse. Profesyonelliğimizi bozduralım. 4K manpower'ımızı aldık. Artık dostlar şurada Sırbistan ve Bosna'ya da aynı şekilde savaş açabiliriz tabii ki de ama ondan önce değiştirmemiz gereken şey burada pasifizm. Tamamdır. Burada artık aynı şekilde hem Bosna'ya
hem de Sırbistan'a savaşımızı açalım. Direkt olarak gidelim, kendilerini kuşatmaya başlayalım. Şurada Venedik'le White Peace atsam dahi benim için yeterli olacaktır bu arada ya. Direkt olarak gidelim şu vatandaşın da toprağını kuşatalım. Daha doğrusu Venedik'in yani. Tamamdır. Dostlar burada ikinci ID grubu olarak artık sizlere önerim benim burada diplomatik olabilir, influence olabilir. Ben burada influence'ı tercih edeceğim. Gördüğünüz gibi burada personal union'larımız bizden çok daha büyük ve güçlü olduğu için bize burada sıkıntı yaratacaklardır. Tabii ki de diplomatik reputation'ınızı yüksekte tutarak daha fazla ordu basarak da bu problemi çözebilirsiniz tabii ki de. Güzel, Braniçevo kuşatması bitti. Direkt olarak gidip şuradaki orduya bir vurmak istiyorum ben. Hatta ilk önce şuna vurayım. Tamamdır. Stack wipe mi olacak? Olmadı, okey. Şurası kaç? 100. Tamamdır. Bir ay sonra falan büyük ihtimal tek tıkta alabileceğiz. Spalato kuşatması bitti. Venedik'te tamam ya bu arada. Birkaç kere daha yenersek kendisini ve kalelerini vesaire de kuşatabilirsek büyük ihtimal direkt olarak kendisini de savaştan çıkartabileceğiz. Böylelikle işimiz çok daha kolaylaşacaktır. Tamam, güzel, en azından peş kuşatmasını kaldırdı. Direkt olarak Bosna'ya şöyle bir Carpus Siege'imizi yapalım dostlar. Sonrasında zaten aynı şeyi Sırbistan için de uygulayacağız. Venedik'i çıkarabiliyor muyuz? Çıkaramıyoruz hala. Tamamdır. Dediğim gibi büyük ihtimal ordularını yenmemiz gerekecek kendisinin ya. Öyle veya böyle. Şuradaki Semedrevo kuşatması bitene kadar kıpırdamak istemiyorum burada. Hadi oğlum, düzgün bir zar at. Ananın... Aa! Aa! Oh! Tamam. Güzel, Semedrevo kuşatması da burada aynı şekilde bitti dostlar. Güzel, bu arada Bosna full aneksi kabul ediyor bile. Tamamdır o zaman. Direkt olarak Concentrate Development'ımızı atalım buralara. Evet, tam da beklediğim yerde isyan ettiler. Macaristan'a yetişebilir miyim acaba burada? Şöyle gidip vuralım kendisine. Bir de Shift Consolidate atalım. Burada 4 tane top var. Büyük ihtimal yenileceğim. Şurada bir Elo ve Teçimi açayım. Belki gelip Köln bana yapışır. Güzel. Zeta kuşatması da aynı şekilde bitti dostlar. Artık birkaç tane daha Venedik'in normal şehrini kuşattığımızda zaten kendileriyle White Peace atabileceğiz büyük ihtimallikle. Atabiliyor muyuz şu anda White Peace? Atabiliyoruz. Direkt olarak Sırbistan'da şöyle bir aneksiyelim bakalım. Ve evet dostlar, gördüğünüz gibi 1444'te başladık. Şu anda yıl 1480. 36 sene gibi kısa bir zamanda bütün Orta Avrupa'ya şu anda gördüğünüz gibi hükmediyoruz. Üstüne burada Danzig de aynı şekilde zaten Polonya'nın vasalı olduğu için Danzig'i de sayabiliriz. Tabii ki de burada aynı şekilde görev ağacınızdan devam ederek Brandenburg, Saksoni ve aynı şekilde birçok yere de hükmetme şansınız var. Kendiniz indirip buradan da aynı şekilde oynayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada zaten vasallarımızla, daha doğrusu Person Union'larımızla da ilişkimiz sıfırın üstünde. Yani mevcut hükümdarımız öldüğünde de bu Person Union'ları kaybetmeyeceğiz. Tabii ki de açtığım idea grubundan da devam ederek ve aynı şekilde diplomatik reputation'ınızı da yüksek tutarak burada Person Union'larınızın çok kısa bir zaman içerisinde size loyal olmasını sağlayabilirsiniz. İsterseniz şöyle de bir şey yapabilirsiniz. Gelirsiniz herhangi bir toprağına. Büyük ihtimallik de en ucuz toprağın neresidir? 36, 34, 34'müş burası. Polonya'ya bakalım, 76. Basarsanız buraya development'ı, gördüğünüz gibi Liberty Desire'ları çok daha düşecektir böylelikle. Eğer ki development basarsanız. Tabii ki de basıp basmamak sizin elinizde. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Her zaman olduğu gibi kullandığım modları açıklama kısmına yazacağım. Discord linkini de aynı şekilde açıklama kısmında bulabilirsiniz. Eğer ki bu save dosyasını da aynı şekilde indirip oynamaya devam etmek isterseniz veyahut incelemek isterseniz de her save dosyamı paylaştığım gibi bu save dosyasını da Discord'umuzda paylaşacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.